Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınacak. Uzay kesmene uzanacağız. Konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Uzay sözü sana ve konuğuna bırakıyoruz. Silivri doğalgaz depolama tesisi artan kapasiteyle beraber bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Biz de işte bu açılış öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile beraberiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz. Bizi memnun ettiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi malum farklı açıklamalar var. Özellikle Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının kışın %4'ünü, yıl genelinde ise %8'ini karşılayacak bu tesis. Bu yönde bakanlık açıklama yaptı sizler. Bu ne anlama geliyor? Özellikle bu sert kış aylarında Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı bir tedariki problem yaşansa bile buradan mı karşılanacak? Evet, doğru. Hacimsel olarak baktığımızda bu tesis 4.6 milyar metreküplük bir kapasiteye sahip. Bahsettiğiniz gibi ülke ihtiyacımızın %8'i. Ama asıl bu tip tesisler, depolar bizim kış aylarında artan talebi karşılamak üzere dizayn ediliyor. O yönü itibariyle baktığımızda ise kış aylarındaki yoğun talebin neredeyse %25'ini biz bu tesisten karşılayabilir hale geleceğiz. Hani tekrar belki başka bir ifadeyle de İstanbul'da hanelerde kullanılan doğalgazın tamamı bu depodan, teknik anlamda bir mukayese için söylüyorum, karşılanabilecek durumda. Arz güvenliği açısından son derece kritik bir projeydi. Biz şu anda karadayız. Tesisimiz şu anda karada. Yüzey tesislerimiz ama depo aslında Marmara'nın altında. İki tane denizde platformumuz var. Her bir platformdan 9'ar adet kuyu açıldı. Sondaj kuyusu. Bunlar rezervuar alanına yatay bir şekilde ilerledi ki yaklaşık 1200 metre ile 1600-2000 metreler arasında her bir sondaj kuyusunun uzunluğu var. Bu yönü itibariyle de birçok ilkleri de barındıran projelerimizden birisi. Denizlerdeki doğalgaz depolama projeleri açısından Avrupa'daki en büyük tesise sahibiz. Ben şunu da sormak istiyorum. Yani bazı izleyicilerimizin daha rahat anlaması için. Aslında Marmara Denizi'nin altındaki depo bir doğal depoydu değil mi? Daha önce biz buradan üretim yapmıştık. Yani 1990'lı yılların da başlayıp 2000'li yılların başına kadar devam eden bir üretimimiz vardı. O üretim bitince buranın depolamaya uygun hale getirip getirilemeyeceği hususunda bir çalışma yapıldı. O anlaşıldıktan sonra da buranı depo olarak kullanmasına karar verilmiş oldu. Dediğiniz gibi daha önceden üretim sahasıydı ama artık şimdi depo sahası olarak kullanıyoruz. Peki şimdi %100 dolu bu depolar, aynı zamanda Türkiye'de bir de Tuz Gölü'nde mi yer altında depo bulunuyor? Evet, o da 2018'de biliyorsunuz ilk fazı devreye girdi. 1.2 milyar metreküplük depolama kapasitemiz var. Orada da kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. 2 yıl içerisinde kapasitemizi 5.4 milyar metreküpe çıkartacağız. Böylece her iki depoda toplamda 10 milyar metreküplük bir depolama hacmine sahip olacağız. Yani Türkiye kış aylarını çok daha rahat mı geçirecek? Tabii, şüphesiz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin bir diğer önemli projesi, yatırımı da malum doğalgaz keşfi. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfi yapıldı. Hem denizde hem karada çalışmalar devam ediyor. Bu yönde Karadeniz doğalgazı ile ilgili takvim nasıl ilerleyecek? Bir gecikme olacak? Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir aksilik aksama çıkmazsa inşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında Mart ayı içerisinde ilk gazı sisteme vermeyi amaçlıyoruz. Şunu da sorayım. Bir de geçtiğimiz günlerde bir Gabar Dağı'ndan heyecan verici bir haber geldi. 150 milyon varilik bir petrol rezervi keşfinden bahsediliyor. Burada da şu anda yoğun bir şekilde çalışma yapıldığını biliyoruz. Yeni keşifler olabilir mi diye herkesi merak etti. Bir soruyu ise sorayım. Evet. Gabar Dağı'nda yeni sahalardaki sismik çalışmalar bir yandan devam ediyor. Onun biz bir kısmında bu keşfi yakaladık. 150 milyon varillik. Şu anda 5 bin varillik günlük de bir üretimimiz var. Orada kuyu sayımızı 15 belki 20'ye çıkartacağız. Ama komşu tarafta, komşu sahada da potansiyelin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Onu da önümüzdeki yılın ilk aylarında anlamış olacağız. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Şu an için ama bir müjde vermek için erken. Şu anda tabii o 150 milyonu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yeni bir kapasite artışı gelirse de
onu yine açıklayacağız milletimizle inşallah. Yine sıcak bir başlık aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama yaptı. Türkmen doğalgazı ile ilgili batı pazarlarına nakli yönelik çalışmaların başlaması gerektiğini söyledi. Bu süreç nasıl ilerleyecek efendim? Şimdi hem liderler seviyesi hem de bakanlar düzeyinde yaptığımız toplantıda çalışma grupları oluşturulmasına karar verdik. Ekipler şu anda çalışmalarına başlayacak. İnşallah belki bir ay içerisinde de o çalışma gruplarının de raporlarını önce bakanlar düzeyinde ardından da liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Bizim arzumuz, temennimiz Azar bölgesinden yeni kaynakların Türkiye'ye belki batı pazarlarına taşınması. Uzunca süredir bunun üzerine çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu projede realize olur ama burada tabii çok paydaşlı, çok taraflı bir proje. Herkese birlikte hareket etmek gerekiyor. Efendim son olarak şimdi bugün malum doğalgaz depolama tesisi açılıyor. Tabii Türkiye'de hem Tuz Gölü'nde hem de burada iki büyük yeraltı depolama tesisi Türkiye'de. Avrupa'da da tek diyorsunuz. Yeni yatırımlar olabilir mi son soru? Şu anda depolama ile ilgili olarak Tuz Gölü'nde zaten kapasite artış çalışmaları devam ediyor. Burası artık tamamlandı. Üçüncü LNG FSRU terminalimiz de Saros'ta terminal inşaatı büyük oranda tamamlandı. Gemi ile alakalı görüşmelerde de artık büyük bir ilerleme kaydedildi. İnşallah orada da hedefimiz Ocak ayı gibi hizmete almak. Peki, çok teşekkürler efendim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le konuştuk. Kendisi de şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gidiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı helikopteri şu anda İstanbul'da Kısıklı'dan kalktı. Ve az sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmesiyle beraber de Silivri'deki depolama tesisinin açılışı gerçekleştirilecek diyelim.